Son bir haftada hayvan yetiştiricilerine sağlanan desteklere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde ilçelerimizde dağıtılan buzağı kulübeleriyle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine önemli bir destek sağlanmıştı. Bugün de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine önemli bir destek sağlandı. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan barınma ve elektrik ihtiyacı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşam standartlarının geliştirilmesi projesiyle çözüme kavuştu. Bu kapsamda Isparta Merkez İlçe dahil tüm ilçelerde olmak üzere 93 yetiştiriciye birer adet göçmen çadırı ve güneş enerji paneli verildi. %70'i hibe şeklinde sağlanan ürünlerin toplam maliyeti 2 milyon 415 bin lira. Çadır ve güneş enerji panelleri il özel idaresi bahçesinde Vali Aydın Baruş ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı bir programla hak sahiplerine teslim edildi. Isparta'nın sahip olduğu yörük kültüründe küçükbaş hayvancılığın büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Vali Baruş, hayvancılığa olan desteklerinin artarak devam edeceğine vurgu yaptı. Gerek büyükbaş hayvancılığı, gerek küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ilimizdeki hayvan mevcudiyetini artırabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu çalışmalarda en büyük desteği Tarım ve Orman Bakanlığımız veriyor. Bu kapsamda biz ilimizdeki hayvan yetiştiricilerinin yaşam şartlarının nasıl iyileştirilebileceği üzerinde etütler yaptık. Ve bu etütler sonucunda hazırladığımız projelerle Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunumda bulunduk. Bunun neticesinde göçer hayvancılık dediğimiz bu hayvancılık çeşidinde sizlerin de malumu olduğu üzere hayvan yetiştiricilerimiz yılın önemli bir kısmında küçükbaş hayvanlarını yaylalarda barındırıyorlar. Oradaki ot ve bitki varlığından istifade ederek hayvanlarını yetiştiriyorlar. Ancak orada özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin tutmuş olduğu elemanlar olumsuz şartlardan dolayı çok hevesli olmuyorlar. Kendilerine yaptıkları iğreti barınaklarda bu yaşam koşullarını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte bunun önüne geçebilmek için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşam standartlarının geliştirilmesi projesini hazırladık. Bu kapsamda da birazdan dağıtımını yapacağımız göçer çadırları yetiştiricilerimize vereceğiz. Bu çadırlar nitelikli çadırlar, ısı yalıtımına sahip. Bunların içerisinde inşallah orada yayla hayvancılığı yapan kardeşlerimiz daha rahat edecekler. Bir ev düzeni kadar olmasa bile en azından göçer şartlarda ulaşabilecekleri neredeyse en iyi şartlara ulaşmış olacaklar. Bu çadırların yanında bir de güneş enerjisi paneli veriyoruz yetiştiricilerimize. Bunun amacı da şu: özellikle yayla hayvancılığında sizlerin de bildiği gibi aydınlatma sorunu var. Yani elektrik olmadığı için güvenlik problemi oluşuyor. Gerek hırsızlar, hırsızlık yapan şahıslara karşı, gerek yabani hayvanlara karşı içlerinde bir güvensizlik hissi oluşabiliyor. O da yaylada kalmayı olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçebilmek, güneş panellerinden sağlanacak enerjinin de bu konuda yetiştiricilerimize yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ben bu çadırların ve panellerin hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar. Konuşmaların ardından damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi, en az 100 damızlık anaç hayvanı olan ve sürü yönetimi elemanı kursuna katılarak sertifika sahibi olan yetiştiricilere Vali Baruş ve protokol konukları tarafından çadır ve güneş enerjisi panelleri birer belgeyle teslim edildi. Kaç hayvanımız var şu anda? Vali Baruş son olarak alanda örnek amaçlı kurulan çadırlarda incelemelerde bulunarak program alanında bulunan kuzuları sevdi. Kalbi pıt pıt atıyor. Programda Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Vali Baruş'a kepenek hediye edildi. Evet. Üzerine de bunu giyerek yatıyorlar. Evet.